ama artık toz da pasta kalmasın istedik. Şimdi burayı şerbetliyoruz. Dün buradaydık. Abilerimiz ilanlar önceki gün belediyeye geldiler bir hışımla. Dedim ben geliyorum bu hafta. Hemen 24 saat geçmeden geldim. Haleye çıkmış burası. Asat tarafından tekrar kazılacak. Ondan sonra da sıcak asfaltlarını sereceğiz. Bu esnada şerbeti döktüm ki şerbet 3-4 ay kadar burada kalacak. Dolayısıyla 3-4 ay kadar toz, pas, iz olmayacak. Evet. 2009'da göreve geldiğimizde tamamıyla gecekondu stokuyla dolu olan Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yeni, güzel, modern bir şehir kuruluyor. Öncelikle mülkiyet, imar sorunlarının ortadan kaldırılması, yolların açılması, gecekondu stokunun ortadan kaldırılması bu bölgelerin gelişmişliğinde, gelişmeye doğru olan yolculuğunda ilk adımdı. Bu ilk adımı gerçekleştirdikten sonra burada görüldüğü gibi modern binalar yükselmeye başladı. Yeni imar haklarıyla birlikte bölge oldukça değerlendi. Tabii şimdi özellikle altyapıları tamamlanan yerlerde üst yapıları da yapmak belediyemizin en önemli sorumluluklarından birisi. Tabii mahallenin yarıdan fazlasının üst yapıları da altyapılarıyla birlikte üst yapıları da tamamlandı ama kalan kısımlarda vatandaşlarımızın yoğun talepleri vardı. En azından yollardaki altyapılar yapılıncaya kadar palyatif, geçici çözümlerin, tedbirlerin alınması konusunda. Ve vatandaşlarımız bize bu taleplerini belediyemize ilettikleri andan itibaren 24 saat içerisinde belediyemizin bütün ekipleri burada ve şimdi iki ekiple birlikte burada biz yolların ihyasını gerçekleştiriyoruz ve altyapıları tamamlanana kadar, Asat tarafından altyapıları tamamlanana kadar Hüsnü Karakaş Mahallesi'ni tozdan, çamurdan kurtaracak olan adımları atıyoruz. Bununla birlikte yeni yeşil alanlar da bu bölgeye ekliyoruz. Hüsnü Karakaş Mahallesi parklarıyla, yollarıyla, modern binalarıyla güzel bir şehir haline geliyor. Altı çizilmesi gereken en önemli nokta şu. Tabii büyük dolumlar sancılı oluyor ve burada da modern güzel bir şehir meydana geliyor. Bu önemli bir gelişme, bu önemli gelişmeyi bu seviyeye taşırken karşılaştığımız güçlükler var. Ama biz hemşerilerimiz de gönül gönüle bu sorunları, bu problemleri aşma konusunda da farklı bir ilişki, farklı bir hukuk geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar mahalleden bir grup sakin bizim belediyemize gelip bu taleplerini, şikayetlerini ilettikleri andan itibaren 24 saat içerisinde bütün ekiplerimizin burada konuşlanmaları, çalışmaya başlamaları ve onların sıkıntılarını, problemlerini ortadan kaldırıcı adımlar atmaları son derece önemli bir gelişme. Hüsnü Karakaş Mahallesi dediğim gibi Antalya'nın önemli mahallelerinden, önemli modern görüntü arz eden mahallelerinden biri haline hızla geliyor. Belediyemiz hemşerilerimizin sesine, sözüne, taleplerine, isteklerine, şikayetlerine son derece kulak kabartan, hassas davranan ve onları sürekli dinleyen bir belediye. İki gündür ben de buradayım, dün de buradaydım, söz verdim, bugün de buradayım. Ve dolayısıyla onlarla birlikte sorunlarımızı aşacağız ve şehri çok daha güzel günlere hep beraber gönül birliğiyle taşıyacağız.
Sağ olun, Allah razı olsun. Ödürüm, buyurun. Haydi bakalım. Şimdi orası öyle. Şimdi şu yolun kenarında talimat verdim. O devamı var ya aşağı tarafa doğru inen Hasan Polat tarafı. Evet. Ben muhtar kurum aslında beraber. Doğru işte, öyle oluyor. Başkanım. Bile geçirdiğiniz bir muhtar. Bunlar olduğu sürece beni buraya dün getiren ne? Bugün buraya getiren ne? Bugün arkadaşlarıma dedim ki gidin ekibe, Ali Bey ekibi gönderdin mi dedim, sabah gönderdim dedi. İyi dedim, gönderdin sen gönderdin. Giderim, kendim de otururum. Aynen. Ama böyle yapmıyorum. Allah ben buraya Allah gelmeliydim, Allah görmeliydim. Ya. Çünkü dün size söz verdim. Allah razı. Ekip beni görünce daha heyecanla çalışır, şekle çalışır. Bu böyledir Allah yani. Gelesi ya, biz hep televizyonlardan, filmlerden ya, görüyoruz. Ya var, şimdi salonda, şey, düğünde, mahallede her yerde görüşüyoruz. Ya. Kaç nüfusumuz var? Normalde 27 ama yazı daha az. Yani 27 bin nüfuslu bugün Anadolu'da il merkezleri var. Yani burası bir şehirden daha büyük bir yer, mahalle. Şimdi şöyle, buranın yani ağırlıklı bir kısmı, yani yolun karşı kısmındaki yerlerin her türlü altyapısı, üst yapısı hepsi bitti. Şimdi buralar da bitecek. Yani alan geniş olduğu için işler biraz zaman alıyor. Yani işleri yapmak, işlemek, bitirmek, tamamlamak zaman alıyor. Ama önemli olan şu. Ya kalplerdeki sevgiler olduğu sürece. Hemen tamam mı Kadir abi? Ben sizi seviyorum. Ben sizin her zaman emrinizdeyim, yanınızdayım. Tamam, biz de belediye başkanlığı demek, vatandaşın emrinde olmak demek. Tamam mı abi? Bugün de geldim. Önümüzdeki günlerde gene geleceğim. Her zaman camiye tuvalet yaptırıyorum muhtarım. Tuvalet, abdest alma yeri yaptırtıyorum. Duvarları şuraya. O da Ramazan'a bitecek. Ramazan'a duvarları da bitirse. Ha, tamam. Ramazan'a, en geç Ramazan'a duvarlar da bitmiş olacak.